hancı konuşmaya başlamıştık. İhramı konuşmuştuk önceki programlarımızda. Bu bölümde özellikle Arafat vakfesi üzerinde durduk ilk bölümümüzde, bugünkü programımızda. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız bir röportaj yapmışlar. Özellikle Arafat'la vakfeyle ve diğer hususlarla ilgili. Önce onu birlikte izleyelim. Hemen arkasından inşallah biraz daha Arafat vakfesi üzerine duracağız ve sonra diğer konularına geçeceğiz inşallah. Arafat deyince ne geliyor aklınıza? Arafat deyince aklımıza ne geliyor? Haç ibadetinde Arafat'ta vakfe yakmak, ondan sonra peygamberimizi hatırlamak, Havva anamızla Adem babamızın o buluştuğunu hatırlamak, o geliyor. Dünyayı her tarafını hatırlatıyor işte. İnsan Müslümanlıkta, efendime söyleyeyim, ne dersen yani. O Kabe'nin etrafında dönüşleri, tevap yapmaklar. İnsan o mübarek yere gittiği zaman yeni dünyaya gelmiş gibi bütün günahları af olur. Yani bütün yani elinden geldiği kadar ibadetleri yapmaya bakar yani. Arafat Cenab-ı Hakk'ın kullarının dualarını en güzel bir şekilde yani en içten yapılan duaların kabul olduğu yer olarak görüyorum. Tavaf? Tavaf etmek Kabe'yi ziyaret etmektir. Etrafında dönmektir. İslami bir yaşantıyı sürdürmek. Tavaf demek, tavaf yapıyoruz. Peygamberimizi hatırlıyoruz. Tavaf yapmak çok güzel bir şey. Onu yaşamak lazım. Anlatmakla anlaşılmaz. Onu yaşayacaksın. Rabbim bize nasip etti. Allah herkese nasip etsin. İnsanın yani Kabe'nin etrafında dönmesi. 7 sefer dönüyoruz yani şu orada. Orada döndüğümüz zaman yani elimizden geldiği kadar elimizde kitaplarına veyahut da bildiğimiz sureleri okuyarak ibadet etmeye bakıyoruz yani o taht. Şeytan taşlarken insanın aklına ne gelmeli neler? Şeytan taşlarken daha çok şeytan bir sembol. Taşı, taş sütununa taş atıyoruz. Nefsimizi taşlıyoruz. Daha çok nefsimize... Nefsi taşlamaktan ne anlamalıyız orada? Ne anlamalıyız orada? Nefsimi günahlarımızdan ayrılıp şeytanı, nefsimizi yani nefsimizi taşlayacağız. Nefsimizi yani öldürmeye çalışacağız. İnsan attıkça taşı şeytanı vuracak. Vuramadığın takdirde o zaman olmuyor. İbrahim Aleyhisselam orada şeytan taşladığını yani bir rivayetlere göre biliniyor. Ve orada da şeytan taşlayarak yani biz de aynı onun geleneklerini sürdürerek o ibadeti yapmış oluyoruz yani. Şeytanın belur deyip atıyoruz yani. Kötü diye atıyoruz, taşlıyoruz yani. Hacılar şeytan taşlarken insan kendi içindeki şeytanın kötü arzuları yok etme babında yani öldürmek babında nefsini terbiye etme adına yapılan bir ibadet eylem olarak görüyorum. Şimdi Cenab-ı Allah'ın şükürüne vardınız oraya. Allahu Ekber Bismillah diye attık 21 taşı. Tekrar ikinci taş. Affedersin. Kor şeytan var. Topal şeytan var. Diyeceğim bu. Bunlar şeyine biz yanımızdayken Allah'ın birine attık bunu. Geri geri çekiliyoruz. Geri geri çekiliyoruz. Öyle şeyine gitmiyor. Ondan sonra günahından gelip 3 kul bir elham okuyorsun. Ondan sonra duasını atıp çıkıyorsun. Evet, tavafla, Arafat'la, şeytan taşlamayla alakalı güzel şeyler söylendi. Onları da zaten konuşacağız. Şimdi Arafat ve vakfe kelimelerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Yani Arafat'ta bir bilme, tanıma, hatta bilmeden öte tanıma. Yani Arapça, alime, arefe kelimeleri farklı kelimeler aslında. İlim, irfan, işte alim, arif. Dolayısıyla... Arafat'ta bir tanıma, bir tanışma, bir muarefe söz konusu. Bu muarefe herhalde önce müminlerin orada hal diliyle tanımaları, birbirine tanışmaları. Bir de az önce söylediğimiz manada insanın aslını tanıması ve belki de işin önemli bir kısmı marifetullah manasında da çok ciddi bir insan yol alabilir orada. Yani
milyonlarca insanın Rabbi, sırf Allah'ın emrine itaat ederek, onun rızasını arayarak, ona yönelerek orada bulunuyorlar. Orada bulunuyorlar ve nasıl bir Rabbin kulu olduğunu anlama ve Esma-i Hüsna'yı tanıma babında da herhalde Arafat önemli bir basamak olabilir insana. Öbür taraftan vakfe hani bir duruşu ifade ediyor. Duruş kelimesini biz zaman zaman gündelik hayatta da kullanıyoruz. Yani işte bu konuda şöyle bir duruş sergiledi falan. Dolayısıyla oradaki duruşumuz bir kulluk duruşu her şeyden önce herhalde. Ve yine Allah Rabbimiz emrettiği ve istediği için orada duruyoruz. Onun huzurunda duruyoruz. O duruşumuz bir kulluk duruşu. O duruş herhalde aynı zamanda bir hak ve hakikat üzere dediniz ya, yani niçin yaratıldık biz? Yani o makamlar, mevkiler vesaire insanı kandırmaması, aldatmaması gerekiyor. Hak ve hakikat üzere, sebat üzere bir bakıma sabit olmayı, bir durmayı bir bakıma sembolize ediyor. Herhalde bu yüzden hac Arafat'tır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Seyfettin Hocam. Evet, durma yani aslında Arafat'ta dua da buradan okunur. Müzdelife vakfesine de geçiş yapabiliriz hani vakfe demişken. Dua da okunabilir ama yani durma aslında, yani hiçbir şey yapmadan dursa bir insan orada mesela, hiç dua da yapmasa farz yerine gelmiş oluyor. Evet. Yani burada fiil yani sözden çok şeyde de öyledir. Hayır. Namazda da öyledir. Mesela rükû farzdır. Ama Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnettir. Secde farzdır. Yani eylem, kendisi eylemle söylenen, fiille söylenen farz, o sözle söylenen Sübhane Rabbiyel Ala sünnettir. Orada da vakfe farzdır. Ama sünnet olarak insan dua eder, dua okur. Yani burada duracaksın. Yani durmak demek bu hayatın koşuşturması içerisinde düşünemediklerini düşüneceksin. Her şeyi yeniden ele alacaksın. Yani yeniden tanıyacaksın. Yeniden masaya yatıracaksın. Yeniden o perspektiften, yani mahşer penceresinden, ki mahşer dedik ya, sondan bakacaksın. Mevlana sonu gören göz iyi görür diyor. Başka türlü gören göz aldanmıştır diyor. Yani şimdi her şeye biz mesela bir dünyadan bakıyoruz, bulunduğumuz yerden, makamdan, efendim imkanların içinden bakıyoruz. Şeyin Abdülhak Hamid Tarhan'ın hanımı ölmüş, hanımını defnetmiş. Ondan sonra Makber diye bir şiir yazmış. O uzunca bir şiir. O son bölümü diyor ki, Makber sonudur dekayıkın bu. Bir sırrı garibi halikın bu. En yükseğidir şevahikın bu. En müthişidir hakayıkın bu diyor. Şevahik yani dorukların, doruk en yüksek nokta. Şahika doruk demek yani. Şimdi oradan bakıyor dünyaya bak. Oradan bakınca dünyaya oradan bakacaksın. Bir sevdiğinin mezarı başından yahut kendi mezarının başından bakacaksın. İşte bir de mahşerde bakmak daha müthiş bir bakış yani. Orada, oradan durup her şeyi o perspektiften yeniden göreceksin, tanıyacaksın. Gerçek tanımak budur. Gerçek tanımak budur. Yani insanları tanıyacaksın. Hepimiz de Adem'in çocuklarıyız. Bak, hiçbir şeyimiz yok. Her şeyi bıraktık, geldik. Daha önce de konuşmuştuk. Yani tırnağımızı bile kesemiyoruz. Kılımızı bile kopartamıyoruz. Demek ki bizim değil. Bunu anlıyorsun, Allah'ın kulu olduğunu. Yani Allah'ı da başka yerde tanıyorsun ama mesela benim Rabbim diye tanıyorsun. Orada tüm dünyanın temsilcileri olarak, yani Melik-in Nas, insanların Meliki, Rabbi. Kulehundu bu Rabbin Nas, Melik-in Nas, İlah-in Nas diye bak orada da söylenen, yani insanların Rabbi, Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin. Arzın ve alemlerin Rabbi ünvanıyla bir tanıma vardır. Bu külli bir tanımadır ya. Ya böyle tanıma ya insanın ihtiyacı var. Ali abi onu çok söyler. Hangi fert külliyet kesbetmeden ona yaklaşabilir? İşte o külliyet kesbetme imkanı, fırsatı veren insana hayattaki en güzel tablo, fırsat Arafat. Belki Arafat'tır yani, evet. Orada. Dolayısıyla zaten biz birbirimizi tanımazsak, yani birbirimizi tanısak bile diyorum, yani Allah'ı böyle alemlerin Rabbi ünvanıyla tanımazsak birbirimizi tanımamız bir şey ifade etmez.
Yani birbirimizi tanımamız, eşyayı tanımamız. Ancak onu tanırsak ve ona endeksli olarak anlamaya çalışırsak bir anlam ifade eder. İşte burada durup hayatın koşturması içinde her şeyi bir tarafa bırakıp arka plana atıp, ki buna büyük namaz diyor Bediüzzaman. Mesela mahşerdir bunun en büyüğü. Ezanı haşri işitip kalkacağım diyor. İsrafil'in suru olan, İsrafil'in su, diriliş surunu işte sabah ezanına benzetiyor. Yani haşir sabahında okunan ezana. O ezanı işitip kalkacağım. Mahşeri kübradan çekilmem diyor. Mecmu-i ekberden çekinmem diyor. Mahşeri azamdan çekinmem diyor. Yani orada Allah'ın huzurunda büyük namaz, salat-ı kübra. Ki Peygamberimizin hani bütün kainatı arkasına alarak kıldığı namaza salat-ı kübra deniyor. Bunun bir örneğini orada her mümin yaşıyor. Büyük namazda duruyor. Külli bir tanımaya, Rabbini tanımaya imkan veren o topluluğun içinde durup düşünüyor yani. Bu bilme tanımadır. Öğrenmedir yani. Bir derstir. Orada Arafat dersinden geçerek her şeyi adeta insan yeniden öğreniyor ve gerçek yüzüyle öğreniyor. Evet. Yani şöyle deniyor bazen, dur ve düşün. Yani işte yolcuya mesela dur ve düşün. Şimdi burada yani iş hayatında insanı çok meşgul eden işlerin arasında o durup düşünme hali zor yaşanıyor. Az yaşanıyor. En mübarek mevkide, en mübarek bir günde dünyada Allah'ın emirlerini yaşamanın en çok gayreti içinde olanların toplandığı bir yerde insanlar durup düşünüyor. Müminler durup düşünüyorlar. Ve aynı zamanda bunu biraz önce de arz ettim, tekrarlıyorum. Düşündürüyorlar. Bütün insanlığa düşündürüyorlar. Düşünen düşündürür. Orada onların hatırına gelen, kalbini kulağını oraya açanların hatırına gelir. O güne kadar nasıl yaşadığını düşünüyor. Bundan sonra dünyada kaldıkça daha iyi nasıl yaşayabileceğini düşünüyor. İkisini beraber yaşıyor. O güne kadar nasıl yaşadığını düşünüp hatalarını hatırlıyor müminler, günahlarını hatırlıyorlar. O kainatın güzelliklerini görmeye mani olan günah kirlerinden temizlenmek için dua ediyorlar. O temizlenmeyle beraber bütün kainatın tesbihleri, ibadetleri onların kalbine daha çok duyuruluyor. Bütün çiçekler, kuşlar, denizler, kara, yer, gök Allah'a dua ediyor. O mahşeri andıran o yerde, Arafat meydanında kul, özetlersek eğer bu kısmını, Cenab-ı Hak'la olan münasebetlerini yeniden düşünüyor. Bütün mahlukatla olan münasebetlerini yeniden anlamaya çalışıyor. Benim yerim ne? Yerim ne? Yani bir ara bir şeyde, sitede bir ev bulmak için o kroki çiziyorlar. O krokiden istifade ederek evi bulmaya çalıştığımızda şöyle bir şey konuşulduğunu hatırlıyorum. Yani bu krokide şöyle bir noksanlık var dedi birisi. Ben şu anda neredeyim? Bunu göremiyorum. Yani nerede olduğumu anlayamazsam da buradaki tarifler bana ışık tutmuyor. Şimdi o kefene benzeyen giysinin içinde siz buradasınız diye çok krokilerde yazıyor. Şey yapıyorlar yani. Siz buradasınız. Siz buradasınız ve evet. Buraya göre bakın diyor. Ona göre bakın. O olması eksik oluyor. O eksik oluyor. Yani o daha sonraki muhakeme sağlam olmuyor. Şimdi Arafat meydanında her mümin zaten inandığı hakikatleri daha berrak, daha parlak, daha kalbi bir şekilde ben neyim? İşte buyum. Makam, mevki, zenginlik hepsi imtihan konusu. İnsanı aldatabilir. Onlara aldanmamak arzu ediyorum ben. İşte ben buyum. Ben buyum dediğinde ikinci perde, bütün insanlar da bu. Anlasın veya anlamasın. Hükümdarlar, zenginler, fakirler, bebekler, gençler, hastanedeki sağlığı yerinde olanlar. Herkes sonsuz acizlik ve fakirlik içinde Allah'ın sonsuz kudretine ve rahmetine ayna varlıklardır. Kendisinin durumunu fark etmeyle beraber diğer insanları fark ediyor, hissediyor, kalbiyle duyuyor. Oradan da bütün mahlukat, güneş, yıldız çok büyük, tamam büyük de mahluk, yaratılmış.
Hepsi Allah'ın idaresi altında. Hepsinin üzerinde Allah'ın mutlak hakimiyeti var. Hepsi her an dua ile meşgul. Yani Arafat meydanındaki yoğunlaşan o dua birden hatıra bütün mahlukatın dualarını getiriyor. Belki bütün mahlukatın dualarını çok hatırlamaya vesile Peygamberimizin aleyhisselam duası, veda hutbesindeki açıklamaları, insan nedir, insanın aile fertleriyle diğer insanlarla münasebetleri nasıl olmalıdır, o ihramlıyken yasakları düşündüğümüzde karıncalarla, böceklerle, örümceklerle, hayvanlarla münasebetlerimiz nasıl olmalıdır, doğrusu nedir, bizi üzmeyen, bizi üzmeyecek, bize ızdırap çektirmeyecek münasebet şekli nedir? Kendimizle, diğer insanlarla, bütün yaratılmışlarla. Bütün bunların çok canlı, taze hatırlandığı gün, Arefe günü ve Arafat meydanındaki o dua esnası, o dua sırasında müminler bunu yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Hani üniversiteye hazırlık yapan öğrenciler bazen bir yere götürülüyor da bir dinlenme yerine filan bir 3 günlük yoğun eğitim alınıyorlar. Yani artık öğrenci diyor ki mesela rüyamda da matematik çözdüm. Artık yatakhaneden yemekhaneye giderken merdivende de işte fen bilgisini tartıştık. Yani bütün böyle günümüz o derslerle doğrudan veya dolaylı ilgili geçti. Cenab-ı Hak da kullarının ebedi hayatla ilgili böyle bir yoğunluğu yaşamasını ve hakikatleri görmeyi engelleyen perdelerin önlerinden kalkmasını, hakikatleri daha yakından hissetmelerini murad etmiş bir hikmeti. Arafat meydanında da bunu hacılara, hac vazifesini eda edenlere Cenab-ı Hak yaşatıyor demek. Evet. Müzdelife vakfesinde de bir vakfe yapılıyor. Orada da benzer manalar var ama orada herhalde artık Arafat vakfesi bitiyor. Ondan sonra hareket başlıyor. Mekke'ye doğru o ırmağın akışı gibi. Evet. Yani artık harekete geçiliyor. Yani vakfe, Arafat'ta bir vakfe hali yaşanıyor. Duruyorsunuz. Sonra harekete geçiyorsunuz. Müzdelife'de tekrar bir vakfe yaşanıyor. Meş'ar gecesi deniyor o geceye. Bayram gecesi. Şuurlanma. Değil mi? Meş'ar. Evet. Şuurlanma demek. O nasıl bir şuurlanma? Biraz da ondan bahsedelim. Sonra bir ara verelim. Yani burada demek ki... Çok affedersiniz. Yani şu ana kadar konuştuğumuz aslında ya yani nasıl bir şuurlama dediğim an o aklıma geldi. Şu ana kadar konuştuğumuz şeyleri bir insan hissedebilirse, fark edebilirse, anlayabilirse zaten bir şuur kazanmış oluyor aslında. Değil mi? Evet. İşte şimdi şuurlanma demek ki ayrı bir şey. Yani önce insan öğrenir. Yani öğrenmek için gündüz daha şeydir yani gündüz yani dışa yönelik bakışları dıştadır Arafat'ta. Gündüz bunun için ışık gerekiyor. Yani o tabloyu görecek, mahşerin efendim tablosunu görecek. Efendim renkleri, dilleri farklı insanlar Adem'in çocuklarıyla bir araya geldiğini görecek. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız, anlayacağız. Aynı asıldan geliyoruz. Aynı Rabbe muhatabız. Bunu anlayacak yani daha çok dikkati dışarıdadır. Ders alıyor burada. Sonra o mahşerde, evet. Mahşerde gecedir artık. Gece içe dönük bakışlarını kendi içine yönelterek yani gördüklerini dışarıda gördüklerini bu sefer şey yapacak kendi dünyasında değerlendirecek. Yani orada işte şuurlanma o. Yani onları anlamaya çalışacak. Yani bilgi, idrak ve şuura evet, dönüşüyor. Evet. Yani öyle öyle okudum. Yani bunu doğru buluyorum ben. Orada meş'arde bu gördüklerini, yaşadıklarını hani insan bir şeyden çıkar diyelim bir olayı yaşar, o olayı görür, önce anlamaya çalışır. Sonra da şey yapar, yani olaydan biraz uzaklaşınca bu sefer tümüyle onu bir değerlendirir. Yani o ondan dersler çıkarır, o yaşadıklarından sonuçlar çıkarır ve onu kendi gelişmesine, bilinç düzeyinin artmasına,
vesile yapar. Basamak yapar. İşte meş'ar bu anlama geliyor bir noktada. Evet. Bunun için de gece gerekiyor. Yani gece herkes kendi başınadır. Efendim bakışını dıştan kendi içine yönelterek bir şuur, bilinç düzeyi kazanıyor. Evet. Buna ilaveten aynı hakikati belki bir başka değişik bir cihetine işaret etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ara baktım sayılmış. Ben o sayılanları okumaya çalıştım. Zamanla ilgili işte gün var, hafta var, ay var, yıl var, yüzyıl, asır var ve dehir manasında çok daha geniş zaman dilimleri var. Fakat en çok geçen, yüzlerce defa diyeyim, geçen gün. Yani en fazla gün geçmek suretiyle bize şu hatırlatılmış. Güne dikkat ediniz. 24 saate dikkat edin. Yani bütün zamanları okumak isteyenler, bütün zamanlarda yaşanmış ve yaşanacak olayları bir ekranda izleyip şöyle bir özet ders almak isteyenler bir günü okumaya dikkat etsinler. Kur'an-ı Kerim'de günün çok geçmesinin bir sırrı buymuş. Günün de iki dilimi çok geçiyor. Leyl nehar diye. Yani gece ve gündüz kısmı. Onun da alt dilimleri duha, fecir şeklinde mesela sure ismi de var. Ayetlerde de geçiyor. Dolayısıyla Arafat meydanında yani gündüze, dış aleme, kainatla ilgili müşahadelere dikkat et hatırlatmaları yoğunlukla yapılırken Müzdelife vakfesinde de geceye, geceyi değerlendirmeye dikkat et. Gece de Allah'ı zikretmek mümkündür ve gereklidir. Yani gecenin sessizliği ve sakinliği bir cihette Allah'ı zikretmeye, Allah'a dua etmeye daha elverişlidir. Bu manaların hatırlatıldığı, yoğun hatırlatıldığı bir vakfe, Müzdelife vakfesi diyebiliriz. Yani aslında hem Arafat meydanındaki duaların sonuçlarına bakan kısmı hem de şeytan taşlamaya hazırlık yapılan bir yer olarak Müzdelife'deki bulunuşu düşünebiliriz. Yani yine de kulluk vazifesi devam ediyor. Hı hı. Yani gündüzümüzle gecemizle imtihanımız devam ediyor. Dolayısıyla gündüz neler yaptığımız, gece neler yapacağımızın işaretlerini taşıyor. Geceyi nasıl değerlendirdiğimiz, takip eden gündüzde nasıl yaşayacağımızın işaretlerini taşıyor. Dolayısıyla hem gündüzümüzü hem gecemizi yaratılış maksadımıza uygun değerlendirmek istiyoruz manası var diyebiliriz. Evet. Efendim bir aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Özellikle tavaf, şeytan taşlama gibi şu ana kadar konuşamadığımız hususlar üzerinde duracağız son bölümümüzde.